Merhaba arkadaşlar, Scratch Junior derslerimizin bu videosunda hepimizin bildiği bir masalı burada canlandıracağız. Masalımız Kurbağa Prens olacak. Yani kurbağanın bir prense dönüşme hikayesini biz burada animasyon haline getireceğiz. İlk önce hazır gelen kuklayı siliyorum. Daha sonra bir arka plan ekleyeceğim. Şu yukarıdaki görsele tıkladığımda arka planlarım geliyor. Burada istediğiniz herhangi bir arka planı seçebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bir tane gece resmini alıyorum ben. Gece üzerinden ne yapacağız? Artıya tıklıyorum. Kuklalarımı ekliyorum. Şöyle aşağılarda nerede? Evet, burada bir tane sihirbaz var. Biz sihirbazın kurbağayı prense dönüştürmesini canlandıracağız. Artıya tıklıyorum. İkinci kuklam. Bir tane kurbağa aldım. Artıya tıklıyorum. Üçüncü kuklamı bulacağım. Şöyle aşağılara indiğimde burada arkadaşlar birçok erkek ve kız karakter var. Bir tane erkek karakter alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Biz kurbağayı prense çevireceğiz. Şöyle ki ilk başta kurbağamız şurada duracak. Şöyle birazcık mesafe koyabiliriz. Daha sonra şöyle bunu da olduğu yere yerleştirebilirim. Tabi arkadaşlar ilk başta biz görünüm bloklarıyla çalışacağımız için buradaki erkek resmini, erkek kuklamızı gizleyeceğiz. Geliyorum görünüme. Şu an erkek içerisindeyim. Şuradan gizleme komutunu aldım. Çift tıkladım. Artık ilk başta gizli olarak başlayacak. Bunu tekrardan silebilirim. Bu arada arkadaşlar hazır görünüm blokları demişken tek tek bir bakalım. Görünüm blokları içerisinde neler var? Birinci bloğumuz hi diyor. Yani bize konuşma baloncuğu sağlıyor. İkincisi üzerinden de anlaşılacağı üzerine resmi kuklayı büyütüyor. Yani boyutunu büyük yapıyor. Diğeri boyutunu küçültüyor. Bir diğeri ise boyutunu normal haline, yani başlangıçtaki haline getiriyor arkadaşlar. Daha sonrası da nedir? Bir önce kullandığımız gizleme ve gösterme blokları. Şimdi ne yapacağız? Bizim sihirbazımız sağ tarafa doğru gidecek ve şu sihir efekti kurbağaya değdiğinde kurbağa küçülerek gizlenecek. Bizim arka planda gizli olan kuklamız prens olarak ortaya çıkacak. Hemen geliyorum. Sihirbaz içerisine geldim. Ne yapıyorum? Sarı bloklardan yeşil bayrak tıklandığında alıyorum. Ne yapacak? Yeşil bayrak tıklandığında sağ tarafı doğru hareket edecek. Hareket dedim. Geldim hemen mavi bloklara. Bildiğiniz gibi sarılar başlatma blokları. Mavi hareket blokları. Mor ise görünüm blokları. Aldım. Sağ tarafa giden oku aldım. Tıkladım. Bir defa ilerledi. Yeterli değil. Şurayı 5 yaptım. Tıkladım. Şu an arkadaşlar yeterli olabilir ama birazcık az gitsin istiyorum. 4 deniyorum. Evet, şu an için yeterli. Ne yaptı arkadaşlar? Şu an kurbağaya temas etti. Ona dokundu. Şimdi geliyorum kurbağa içerisine. Kodumu buradan devam edeceğim. Sarı bloklara geldim. Ne dedik? Biz sarı bloklar bizim başlatıcımız. Bir önce yeşil bayrak tıklandığında sihirbaz hareket etmeye başladı. Şimdi ise kurbağamız sihirbazın teması ile, yani birbirine dokunduğunda hareket etmeye başlayacak. O hangisi? Şurada arkadaşlar iki tane çocuğun el ele olma görseli var. Bu görsel ne işe yarıyor? İkisi birbirine değdiğinde, temas olduğunda bu kod çalışmaya başlayacak anlamına geliyor. Şimdi temas olduğunda ne yapacak? Geliyorum görünüme. İlk önce kurbağamız küçülsün. Tıkladım. Gördüğünüz gibi kurbağa küçüldü. Bunu arttırabilirsiniz. Örneğin 5 birim yapıyorum. Tekrardan geliyorum. Kurbağa küçüldü arkadaşlar. Ve belli bir sayı var. Yani burayı biz 100 de yazsak, 10 da yazsak, 20 de yazsak aslında belli bir boyuta kadar küçülüyor. 2'de de aynı boyut olmuştu aşağı yukarı. 5 olarak kalsın. Sorun değil. Şimdi şu maviye tıkladığımızda tekrardan geri alıyoruz. Bunu da burada göstermiş olalım. Ne yapacak? Değdiğinde, temas olduğunda kurbağa küçülecek ve gizlenecek. Hemen bakalım. Küçüldü ve gizlendi. Şimdi gizlendiğinde ne yapacak? Bizim prensimizin ortaya çıkması gerekiyor. Ama prens nasıl ortaya çıkacak? Yani kurbağanın gizlendiğini nereden bilecek? Geliyorum kurbağaya. Ne yapıyor? Temas olduğunda küçülüyor ve gizleniyor. Buradan bize bir mektup gönderecek. Yani prense mektup yollayacak. Mektubu alan prens de ortaya çıkacak. Geliyorum arkadaşlar sarı bloklara. Burada iki tane mektup resmimiz var. Bunlar bizim mesajlarımız, yani kuklalar arasında iletişimi bu sayede sağlayacak. Bir tanesi gördüğünüz gibi bir yere bağlanmıyor başlatıcı bloklardan. Diğeri ise
bir yere bağlanabiliyor. Yani puzzle olarak düşünürsek bir yere yerleşebiliyor. Şu şekilde yerleştirdim. Şunu siliyorum artık. Ne yaptık? İçinde 6 tane renk var. Yani arkadaşlar biz birden fazla mesaj yollayabiliriz. Bu mesajı da renge göre ayırt edeceği için renk seçimi önemli. Örneğin kırmızı mesajı seçtim. Geldim buraya erkeğe. Ne yapacağız şimdi? Mesaj geldiğinde başlatıcı blokları aldım. Ama hangi mesaj? Kırmızı mesaj geldiğinde benim karakterim ne yapacak? Görünecek. Hemen bakalım. Şöyle göründü arkadaşlar. Direkt geldi. Ne yapabiliriz bir de? Aslında ilk başta bunu küçültseydik, daha sonra büyüyerek ortaya çıkartsaydık daha iyiydi. Ne yapalım? Geliyorum sarı bloklara. Hemen aldım. Şöyle köşeye koydum. Yeşil bayrak tıklandığında zaten şöyle arkadaşlar gizli bu. Ne yapacak? Yeşil bayrak tıklandığında küçülsün. Geliyorum hemen. Örneğin bu da 5 olsun. 5 birim küçülmesini istiyorum. Hatta ne yapacağız? Şöyle geri aldığımızda gördüğünüz gibi gizli. Şuradan tekrar da gizleyebilirsiniz bir sorun olursa. Ne yaptık? Yeşil bayrak tıklandığında arka planda gizli bile olsa küçülecek. Küçüldükten sonra ne yapacak? Artık şuraya artık büyüme koyacağım. 5 birim diyorum yine. Evet, kırmızı mesajımız kurbağadan bize geldiğinde ne yapıyor? Önce büyüyor, sonra görünüyor. Burada bir mantık hatası var arkadaşlar. Nedir mantık hatası? Zaten gizli olduğu için biz bu büyüme kısmını göremeyeceğiz. O yüzden ne yaparız? Mantık hatasını şu şekilde önleyebiliriz. İlk önce görünsün, daha sonra büyüsün. Bakalım olmuş mu? Sihirbazımız geldi ve prensimizi küçük halden büyük hale dönüştürdü. Burada arkadaşlar kurbağayı küçülttüğümüz için daha sonra kurbağadan da büyüyerek prensin çıkmasını sağlamış olduk. Burada boyutları değiştirebilirsiniz. Örneğin 10 birim yapalım. Bakalım farklılık olacak mı? Çalıştırıyorum. Büyüdü. Birazcık daha büyük oldu gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar bu alttaki sayıları değiştirin. 5 olarak bakalım tekrardan. Tek tek ekranda gördüklerinizi deneyin arkadaşlar. Evet 5 olarak kalsın. Evet mantığımız bu şekilde. Ne yaptı? İlk başta prens gizliydi. Bizim sihirbazımız kurbağaya sihir yaparak tekrardan prens haline getirdi. Şimdi bu video içerisinde neler öğrendik? Zaten sarı bloklardan yeşil bayrağı öğrenmiştik. Şimdi bunun içerisinde temas olduğunda yani iki kukla birbirine değdiğinde bloğunu öğrenmiş olduk. Bunun dışında mektupları öğrendik. Yani iki kuklanın birbiriyle haberleşmesini öğrendik. Mesaj göndermeyi ve almayı öğrendik. Bunun dışında ne öğrendik? Mor blokları öğrendik arkadaşlar. Yani görünüm bloklarını öğrendik. İlkinde ne öğrenmiştik? Sarı ve mavi blokları. Şimdi de mor blokları öğrendik. Diğer blokları da önümüzdeki oyunlarda tek tek öğreneceğiz ve iyice pekiştireceğiz. Evet, bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.